Zaman çok hızlı ilerliyor. Yerli ve milli savaş uçağımızın hangardan çıkmasına sadece bir yıl kaldı. Selamun aleyküm dostlar. Bugün sizlere ülkemizin göz bebeği olacak olan 5. nesil TFX savaş uçağımızdan bahsetmek istedim. Türkiye'de savunma sanayi alanında uzmanlaşmış asker ve sivil kişilerin buluştuğu ortak nokta bu uçağımızın Türkiye'nin gerçek kurtuluş savaşı olacağı yönünde. Türkiye şu an savunma sanayinde %80 oranını yakaladı. Geriye kalan %20'lik kısım hava kuvvetlerimizle ilgili. Burada da en büyük sıkıntımız savaş uçağı ve Amerika'ya olan bağımlılığımız. Devletimiz çok uzun süredir bunu sonlandırmanın çalışması içinde ve çok şükür üretim aşamasına gelmiş durumdayız. Uçağımızın sahip olacağı özellikleri az çok hepimiz medyadan öğrendik. 5. nesil olması ve Türkiye'nin böyle bir jeti üretecek 4. ülke olması ülkemizin Süper Lig'e çıkmasına neden olacak. Hava kuvvetlerimizdeki uçak problemini yerli ve milli olarak hallettikten sonra %100 bağımsızlığı tamamen yakalamış olacağız. Savunma sanayi alanında doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız bunu o işin uzmanından temin etmeniz gerekir. Bu uzmanların bir bölümü de mutlaka asker olmak zorunda. Arkadaşlar, hiç merak ettiniz mi? Uçağımızın ismi geçici olarak neden TFX olarak kamuoyuna duyuruldu? Geçici diyorum çünkü savunma sanayini takip edenler yeni üretilecek bir sistemde X ibaresinin geçici bir durumu ifade ettiğini bilir. Sizler gibi ben de bir ara bu uçağımıza hangi isim daha iyi gider diye bazı şeyler düşünmüştüm. Hem sizin hem de benim merakımı giderecek cevabı geçen gün emekli bir asker olan Beyazıt Karataş Paşa vermiş oldu. Burada kısaca Beyazıt Karataş'tan bahsetmek isterim. Beyazıt Paşa 1956 Tokat doğumlu. Aslen Erzurum Aşkareli'dir. 1973 yılında İzmir Hava Lisesi'nden, 1976 yılında ise Hava Harp Okulu'ndan mezun olup Türk Hava Kuvvetleri'nde göreve başlamıştır. Tüm generalliğe kadar yükselmiş ve 30 Ağustos 2012 tarihinde emekli olmuştur. Paşamızın bu kısa özgeçmişinden de anlaşılacağı üzere havacılığın her alanında görev yapmıştır ve bu konuda söylediği her şey birebir doğrudur. İşte Beyazıt Karataş geçen gün katıldığı bir televizyon programında TFX savaş uçağımızın ismini şimdiden Türk halkına müjdeleyen konuşmayı yapmıştır. Bundan sonrasını birebir Beyazıt Paşa'nın cümlelerinden aktarıyorum. TFX olarak adlandırılan Milli Muharip Uçağımız 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacak ve 2028'de ordumuzun envanterine girecektir. Aradaki 5 yıllık süreçte uçağımızın yer ve hava testleri olacaktır. Bu tüm dünyada geçerli bir kuraldır ve tüm ülkeler bu şekilde yapar. 2023 yılında uçağımızın ismini açıklayacaklar. X yerine bir şeyi koymanız gerekiyor. Nasıl ki F-16 ve F-35'te F harfi o uçağın koduysa TF'de bizim uçağımızın kodudur. Yani T harfi Türkiye'yi, F harfi de İngilizce Fighter'ı temsil eder. X yerine de 23 konacaktır. Yani uçağımızın ismi TF-23 olacaktır. Genel bir isim konduğunda da Türk Kartalı konacaktır. Bu şekilde davranmak havacılıkta kaydedir. Uçağın hangardan çıkış tarihi çoğu zaman isminin sonuna eklenir. Nasıl ki Güney Kore uçağını KFX olarak tanıtıp sonra 2021 yılında hangardan çıkardığında KF-21 yaptıysa bizim uçağımız da aynı şekilde olacak, TF-23 olarak adlandırılacaktır. Bir yıl öncesinden Türk halkına uçağımızın ismini müjdeliyorum. İşte arkadaşlar, Beyazıt Paşa'nın açıklaması aynen bu şekilde. Muhtemelen bazılarınız bu ismi beğenmeyecektir. Açıkçası ben böyle bir isim konulacağını hiç tahmin etmemiştim. Daha farklı şeyler düşünmüştüm. Elbette TF-23'ün değişme ihtimali az da olsa var.
Ancak bu ismi havacılıkta tüm generalliğe kadar gelmiş bir paşa söylüyorsa bu ismin uçağımıza konacağı %99.9'dur. Peki arkadaşlar, siz TF-23 ismi için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.